Evet, sevgili Fenerbahçeliler tekrar merhabalar. Evet, Transfer TV Plus kanalından hepinize tekrar selam ve sevgiler. Evet, Fenerbahçe'de transfer gelişmelerini sizinle paylaşacağımı söylemiştim. Şimdi tekrar birlikteyiz ve Fenerbahçe'de Filip Koku döneminde bir oyuncu gündeme geliyor. Evet, sıkı durun. Bu transferin hikayesini anlatacağım size. Niye olmadı, olmadıktan sonra ne oldu, ne bitti, oyuncu ne durumda şimdi onu anlatıyorum. Filip Kokku Fenerbahçe'ye geldi ilk sezonda. Fenerbahçe yönetiminden Ferdi değil. Nek Hollanda'nın Nek ne kulübünde oynayan ee, onunla beraber oynayan ünlü yıldız Herlik Larson'un oğlu Ferdi değil. Nek'te onunla beraber oynayan ünlü yıldız Henrik Larson'un oğlu Jordan'ın transfer edilmesini istemiş. Yani Ferdi Kadıoğlu'nun değil de e, Nek'te de onunla birlikte oynayan ünlü yıldız Herdik, Henrik Larsson müthiş bir oyuncuydu. Onun oğlu Jordan'ın transfer edilmesini istemişti. Ancak Fenerbahçe yönetiminin gelecekte yabancı sayısı düşecek, bize yerli oyuncu lazım diyerek Ferdi'yi ter tercih etmişti. Fenerbahçe 2,5 milyon Euro'ya Ferdi'yi alırken Jordan Larsson 500 bin Euro'ya Norkopik'e gitti. Evet, Norkobic takımına gitti. Jordan daha sonra 4 milyon euroya Spartak, Spartak Moskova'ya geçerken şimdi ise peşinde Borussia Dortmund var. Evet, Borussia Dortmund Filip e, Kokunun Fenerbahçe'ye önerdiği ama Fenerbahçe'nin e, yabancı sınırı gelecek o yüzden yabancı sayısı düşecek. Biz Ferdi'yi tercih Ferdi'yi alalım diyerek Ferdi'yi tercih ediyorlar. Jordan Larson şu anda Borussia Dortmund'un radarında ve Dortmund Real Madrid'e tam 100 milyon eurodan daha yüksek bir rakama satmaya hazırlandığı Erik Haaland'ın yerine Jordan Larson'u istiyor. Evet Jordan Larson'u Haaland'ın yerine istiyor. Çünkü Real Madrid 100 milyon eurodan daha yüksek bir bonservis bedeli vererek Haaland'ı transfer etmek istiyor Borussia Dortmund'dan. Konuşulan rakam, rakam şu anda Jordan Larson için konuşulan rakam 25-30 milyon euro arası bir rakam. Evet sevgili Fenerbahçeliler, işte kaçan balık, bu kaçıncı kaçan balık diyeceksiniz. Kaçan balık böyle büyük oluyor. Bunu söyleyelim. Ee, Erol Bulut'un devre arasında alalım. E, tam bir ceza sahası golcüsü dediği e, Fountas için Emre Belözoğlu görüşme yapma gereği duymamıştı o dönemde. 25 yaşındaki 1.70'cilik Yunan golcü Rapid'de, Rapid Vienne'de gösterdiği performansla Bologna'nın dikkatini çekti. Gelecek sezon Serie A'da oynamak için şu anda hazırlıklar yapıyor. Bunu da sizinle paylaşalım sevgili Fenerbahçeliler. Evet Yerimina hata vardı Fenerbahçe'den bunu da söyleyelim. Fenerbahçe'de bir yandan e, Mesut Özil'in e, Arsenal'daki kankası Mustafa'yı e, ile görüştüğü gündeme gelmişti. Buradan sizinle bunu paylaşmıştım. Bir yandan da eski gözdesi Yerimina'nın transferi edeceği iddiaları. Bugünlerde çok konuşuluyor. Bunu daha önceki videolarda sizinle paylaşmıştım. Yerimina için Real Sociedad, Sevilla ve Valencia gibi güçlü rakipleri var tabii ki Fenerbahçe'nin. Yerimina'nın ev örtününü olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te bitiyor. 26 yaşında, 196 boyunda Kolombiyalı stoper. Tam Fenerbahçe'nin aradığı oyuncu. Gerçekten çok bizim ligimize renk katacak, ilgiyle izleyeceğimiz bir stoper. Barcelona'dan Everton'a 30 milyon euroya transfer olmuştu. Bu sezonun 20 maçta görev aldı, 2 gol attı. Fenerbahçe'nin Yerimina'yı kiralık olarak kadrosuna katmak için şimdiden girişimlere başladı. Konuşuluyor. Yerimina daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti, biliyorsunuz siz de Ama o o dönemde alamamıştı Fenerbahçe. Fenerbahçe dediğimiz gibi iki stoper, Mustafa'yı ve Yerimina'yı söylemiştik. Bu an tek konusu vardı Fenerbahçede. Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelmesi Almanya'da Fenerbahçe'yi bir transfer pazarı, bir cazibe merkezi durumuna getirdi. Ve e, Löw'ün Fenerbahçe, Avrupa yani Futbol Şampiyonası'ndan sonra Fenerbahçe'ye hoca olacağı çok konuşuluyor. Mesut'un Arsenal'dan takım arkadaşı, Mustafi'nin milli takımdan takım arkadaşı, Thomas Müller'in genç milli takımdan biri birbirini tanıyan Kevin Prince Boateng ki bu Beşiktaş'ta oynayan Boateng'den bahsediyoruz. Fenerbahçe'ye geleceği iddia ediliyor bugünlerde. E, Monza ile 30 Haziran 2020'de yani sezon sonunda seri B takımı Monza sözleşmesi sona eriyor. 10 numara ve Santro Formenkli'nde oynuyor Boateng. E, yaşı şu anda Alman oyuncunun 34. Beşiktaş'tan Fiorentina'ya oradan da Monza'ya transfer olmuştu Boateng. Kariyeri boyunca 14 farklı takımda forma giydi. Ama önemli bir oyuncu. Fenerbahçe sezon sonunda Transfer eder mi? Bu konuda tabii ki e, neler olacak göreceğiz. E, Ozan Tufan konusu var Fenerbahçe'de. Ozan Tufan'a Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra rekor bir ücrete Fenerbahçe'nin satabileceği söyleniyor. Şimdiden çok fazla e, teklifler var Fener e, Ozan Tufan için. Kapısın Rus kulüpleri, Premier Lig'den, Serie A'dan, bu neslika takımlarından Ozan Tufan'a bir ilgi var. Ama e, bu takımlar da Avrupa Futbol Şampiyonası'nı bekliyor. Fenerbahçe'de rekor bir ücrete satmak için Ozan Tufan'a Avrupa Futbol Şampiyonası'nda üstüm bir performans gösterdikten sonra tarihi rakamlara Ozan Tufan'ı satıp yerine dev bir transfer bütçesi oluşturmayı planlıyor. <laughs> Bunu söyleyelim. Ee, bakalım ne olacak ama e, ben Ozan Tufan'ın Türkiye'de kalacağını düşünmüyorum. Yani Fenerbahçe'de bile ışıl ışıl parlıyor. Milli takımda zaten olağanüstü oynuyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çok başarılı olacaktır. Ve Fenerbahçe'den çok e, dev bir bütçeyle, dev bir bonservis bedeli karşılığında ben e, yurt dışına gireceğini düşünüyorum. Bunun Premier Lig'de olabileceğini düşünüyorum. İspanya Liglerinden biri de olacağını düşünüyorum. Ya da Alman ligi de olabilir. Yani Macer Liglerden birine gidecek. Fenerbahçe'de Ozan Tufan'dan gelen parayla e, transferde bütçe oluşturacak sevgili Fenerbahçelilere. Evet, Fenerbahçe'den e, şimdilik paylaşacağım transfer gelişmeleri bunlar sevgili Fenerbahçeliler. Hepinizi Transfer TV Plus kanalına bekliyorum. Yurt dışındaki bütün gurbetçi Fenerbahçelilere, Türkiye'den kucak dolusu sevgiler, selamlar iletiyorum. Hepinize, hay, hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın. Transfer TV Plus kanalına abone olmayı unutmuyorsunuz. Çektiğim videolar bol bol like atmayı da unutmuyorsunuz sevgili Fenerbahçeliler. Hepinize iyi akşamlar, sevgiler.